Dostlarım selam, kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bu videoda başlıktan da gördüğünüz gibi tüp midem bir günde neler yiyor, çekiyorum size ne yiyorum ne içiyorum bunu göstereceğim kısaca. Benim 10 gün sonra 5. ayım tamamlanmış oluyor. Ona göre izleyin. Artık yani kuş kadar değil öğünlerim ve herhangi bir diyet vesaire de yapmıyorum. Onu da baştan belirteyim. Bazı comment'lerin öne geçmek için canım ne isterse ne kadar isterse o şekilde besleniyorum. Olması gerektiğine inandığım gibi. Mide koruyucumu içeceğim şimdi. O yüzden hemen giriş yapayım dedim. Saatlerimiz tam 10. Perfect timing diyebilir miyiz videoya giriş yapmak için? Şimdi mide koruyucumu içeceğim. Sonra full size öğünleri. Yani bu bir vlog değil. Sadece size beslenirken göstereceğim. Bakın porsiyonum bu kadar. Beni bu kadar tutacak. Bir de sürecimle alakalı güncelleme yapmak için size ara ara konuşuruz diye düşündüm. Çünkü hem zaten çok istek de geldi hem ameliyat videomun altına hem Instagram DM'den hem de ben de paylaşayım istiyorum. İşe kaç kilo verdim, nelerde zorlandım. Mesela kel kalmam hakkında konuşabiliriz arkadaşlar biraz. Biraz o konudan şikayet edebilirim diye düşünüyorum. Bu şekilde hem sürecimle alakalı bir güncelleme yapacağım bir videodur bu. Hem de ne yiyorum ne içiyorum onu göstereceğim bir videodur. Yalnız baştan uyarıyorum. Eğer hani ameliyat olmayı düşünüp de bir fikir sahibi olayım diye bu videoyu izliyorsan hani örnek almak için falan. Hayır hayatım. Bu video o video değil. Ben o insan hiç değilim. Sakın ha. Yani şöyle söyleyeyim. Dün geceki şat bardaklarım duruyor burada. Hani ben yok alkol yasaymış, kafein yasaymış. 1,5 ay oldu ben yasak falan tanımadım biliyorsunuz. Hani alkol tüketirsem falan onu da göstereceğim. Burası şeffaf bir kanal. Ama hani şey değilim ben. O tüp mideden sonra bakayım nasıl besleniliyor. Şeyi ben değilim. Ama şey olabilir. Hani bu kız bu şekilde beslenip hiçbir şey gelmiyorsa başına, gayet rahat atlatıyorsa bana hiçbir bok olmaz mentalitesiyle izleyebilirsin eğer o tayfadansan. O şekil bir mentaliteyle yani izle hayatım. Şimdi mide koruyucumu içip başlayalım artık. Her sabah şununla başlıyor obviously ve içmediğim zaman o günüm yalan yani hani. Sanırım bu şekilde göstermek yasak YouTube'da bu arada hayatım. Nereye ne? Şeker göstermek yasak galiba YouTube'da ama yani ilk başlarda sürecin başlarında ilaç yutmak falan beni aşırı zorlayan şeylerdi. Ben şimdi böyle ilaç yutamam falan. Normalde böyle bu sıvı direkt içiyorsun ama doktorların verdiği şeyler değil bunlar. Doktorlar direkt normal ilaç verdi ama benim prenses bünyeme ben ilaç yutamam olduğu için ben her şeyin sıvısını temin ettim. Zaten konuşuruz. Şimdi biraz vakit geçsin. Ben zaten kahvaltımı yaparken tekrar size gösteriyor olacağım. Hadi see you gün içinde. Evet dostlarım saat 1:30 oldu. Which means breakfast time. Bir yumurtam var şurada. Bir de fıstık ezmem var. Altında da buğday patlığı var. Formun bir buğday patlığı var. İçinde herhangi bir işte katkı maddesi ve şeker, tatlanıcı vesaire yok. Dümdüz buğday patlığı. Bir buğday patlamının üzerinde yumurta var. Bir buğday patlamının üzerinde yine %100 fıstık ezmesi var. O da şekersiz, tatlandırıcısız, Züber'in %100 fıstık ezmesi. Böyle ben normalde yumurta tüketen bir insan asla değilim. Ne kokusuna tahammül edebiliyorum, ne hani sevmiyorum. Ama ben bu ay workoutlarıma geri döndüm ve hani eskiden böyle 15-20 çarpı 3 set yaptığım şeylerin şu an bir setini çıkaramadığını gördüm. Kaslarım aşırı güçsüzleşmiş durumda ve kondisyonum zaten düşmüş de onunla bir alakası yok. Kaslarımın güçsüzlüğünü o şekilde görmek beni aşırı üzdü. Ve ben et falan da tüketmiyorum. Dedim ki hani biraz proteinimi arttırmam gerekiyor. O günden beri her sabah yumurta yiyorum maalesef. En azından hani protein günlük protein ihtiyacımın hemen hemen yarısını o şekilde almış oluyorum vücuduma. Dostlar yaklaşık yarım saat oldu. Yani %70'ini falan yedim yarım saatte. Ama şunu söyleyeyim artık hani şöyle bir olay yok. Yemek yiyeceğim şimdi 10 dakika sonra falan falan öyle şeyler yok da. Hayat akışı devam ederken bir yandan hani yiyorsun çünkü 10 dakika 15 dakika gibi sürelerde yemek yeme olayları bitiyor. Tıkanıyorsunuz çünkü biraz yiyorsunuz mola vermeniz falan gerekiyor. Yoksa böyle tıkanıyorsunuz. İşte bir 40 dakikada yediğim kısmı gördünüz ve şu anda kusacağım falan yani hani. O şekil midemin küçüklüğünü, büyüklüğünü hesap edebilirsiniz. Bir iş yaparken, ben mesela işte ya makyajımı, saçımı falan her şeyimi böyle yapacağım diyelim bir saatte. O sırada ancak bir öğünü yemece falan. O tarz şeyler
kapım çalıyor. Teyzoşum sürpriz yapmış, kahvaltıya gelmiş ama ben kahvaltımı biliyorsun yani kusacağım biraz daha yersem. Ben de kahvaltıya birlikte tüketemediğim sıvıyı tüketirim diye düşündüm onlar kahvaltısını yaparken. Şey olayı da bitiyor. Hani birlikte kahvaltıya gidelim, birlikte yemeğe gidelim falan. Çünkü karşıdaki insan hani öğününü bitiriyor. Sen iki çatal almışsın, tıkanmışsın. Üçüncü çatal almak için 10 verdiğin 10 dakikalık moladasın ama hani o sırada karşındaki bitti ve hani keyifli olmuyor açıkçası. Bu bilgiler de geçildiğine göre ananas suyumu alıyorum. Teyzoşlarımı çağırıyorum. Ve devam ediyoruz. Orada da benim bir kadınım vardı. Onunki çok güzeldi. Bu ki? Aa, kuvvet de var. Aslında Zoka böyle değil. Büyük bir kavanoz ve o belli bir sürede tüketilmesi gerekiyor ya zaten. Aslında Zoka böyle değil. Bir şey soracağım peki. Bu lipa sadece orada mı var? Başka yer şurada yok. Yok, orada değil. Aynı orası normaldedir. Tamam mı? Dostlar saat 1 oldu. Hafiften acıktım ama kahve seansına geçtik. Son başta aynen bitmemiş. O yüzden. Ama ben soğuk kahve biliyorsunuz yaz kış. Gideyim de yeriye buraya mı geleyim? Dostlar saatlerimiz 3.20 oldu. Bayağı bir acıktım bu arada. Çok az yediğim için çok hızlı acıkıyorum. Yani böyle hani 2 saatte bir şeyler tüketiyorum aslında. Ama işte ortalık kaynadı. 11'de mi ne yaptık kahvaltımı yanılmıyorsam. Saat 3 oldu. Arada bir kahve içim var, bir şey yemedim. Acıktım dolayısıyla. Açılması çok mu saçma oldu? Bir şey olmaz. Yatağımı da görün. Özel hayatım yok biliyorsunuz. Bugün hiç su tüketmedim. O yüzden şimdi yemek yemeyeceğim. Bir yarım saat daha bir şey yemeyeceğim. Biraz su tüketimimi arttıralım bugün. Bir de kolajenimi içeceğim şimdi. Kolajenimi içerken de bu normalde shot atılıyor ama bu kadar fazla bir şey shot atamam. Bunu neden içiyorum? Ben çok fazla düzenli ya hiç kullanmadım hatta bana işte ameliyat sonrası kullanılması gereken vitaminler, kolajenler falan filan hap yutamadığım için aksattım falan filan. Sonrasında bunu buldum. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Sıvı kolajen. Bunu içiyorum. Saçlarım benim inanılmaz döküldü ama isterseniz istediğiniz kadar kolajen alın, vitamin alın. O saçlar dökülecek. Bakar mısınız kafamda saç kalmadı ve bir noktada aşırı sinir bozuyor. Her gün robot süpürge çalıştırıyorum. Yere basıyorum çorabımın altı full saç çünkü odamda her yer saç. Elimi şöyle bir atıyorum zaten full saç. Aşırı aşırı ve hani saç toplama falan ya ben böyle şey çok takmam topluyorum yine saçımı. Kime ne de bu arada. Beni rahatsız ediyor. O topak topak sürekli saç şey olması. O saçlar dökülüyor. Yani herkesin dökülüyor. Çünkü yarısını içeyim öyle konuşmaya devam edelim. Tadı o kadar kötü değil, içiliyor. Saçın her türlü dökülecek. İstediğin kadar kolajenini al, vitaminini al. Çünkü şöyle bir mantık var. Mesela eskiden 10x yemek yiyordu. Ya da şöyle diyelim hani 10x'lik bir besin değeri giriyordu vücuduna, tamam mı? Sonra bu ameliyat oldun ve ilk bir hafta bir kere besin değerin 0x. Sıvı besleniyorsun sadece. Sonra işte lapoya geçiyorsun. Hadi 1x oldu diyelim bir haftada. Sonra da 2x, 3x hani eskiden her gün 10x en az besin değeri alıyordun vücuduna. Şu an 3x'in üstüne çıkamıyorsun o besin değeri olarak. Çünkü ben eskiden yediğim porsiyonların yarısını bile yemiyorum. Şu anda baktığınızda. O yüzden sen istediğin kadar vitaminini al, kolajenini al, ek gıda al. Böyle bir gerçek var yani. Ben bunları iyi takip etmek gerekiyor. Ben de etmiyorum asla. Ama en azından her gün kolajenimi içmeye çalışıyorum. Her gün yumurtamı yiyip proteinimi almaya çalışıyorum. Su tüketimimi arttırmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani beslenmem dengede. Hani şey diyemem, çok sağlıklı besleniyorum diyemem. Çünkü çok aşağılıkça beslendiğim de oluyor. Ama bu okey benim için. Çünkü ben diyet falan no ya. Yani. O diyet kültürünü hayatımdan çıkarmak benim için çok önemliydi. İstemiyorum ya yani hayatımda öyle bir şey. O yüzden de şu anda bundan mutluyum. Şimdi şunu bitirelim. Yoğurt yiyeceğiz. Kıtır granola var. Bence siz burası okey değil. Sizi şöyle alayım. Sadece ara öğünümü göstereceğim hızlıca. Kasem hayatım. Keşke tabağı gördüğünüz bir yere koysaydım sizi. Whatever. Şimdi hayatım. Laktozsuz yoğurt tüketiyorum. Sadece şöyle yoğurt koydum ama tatlım netlemezsen göremeyiz. Bu şeker ilavesiz olan. O şey gibi değil. Fındıklı, biterli falan var ya. Onun gibi değil bu. Yeterli. Ben tabii ki de rahat durur muyum? Zerdeçal koymadan durur muyum? Sen zerdeçal seversin, sevmezsin. Ben zerdeçal kızıyım. Ben azıcık koyacağım. Adam ona çok bile. Biraz da chia koyacağım. İşim de çünkü.
biraz sıçrattım. Olabilir. Evet hayatım, şu şekil bir ara öğün. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Ay ne kadar güzel gözüküyor. Abi gerçekten kaliteli beslenince hayatı biraz seviyorum, biliyor musunuz? Tabii ki de eski keyfi almıyorum. Bence bunu tüp mide ameliyatı olan herkes aynı kanaatledir diye düşünüyorum. Yemek yemenin o eski zevk yok. Belki de olmaması gerekiyordur. Belki hayat aslında böyle bir şeydir. Belki biz yemek yemekten aşırı keyif aldığımız için zaten in the first place bu ameliyat olmak zorunda kalıyoruzdur. Falan filan. Bu da ara yönüm tatlım. Abi çok güzel ya. Soğuk olduğu için dişlerim acıdı ama çok güzel. Saat 4 oldu bu arada, 4'ü geçti hatta. Bir sonraki öğünümde robot çalışıyor. Bir sonraki öğünümde sizle görüşürüz. Teyze dostlar falan gittiler. Yine yalnızlığım ve ben yansımam. Birlikteyiz dostlarım. Bunu yiyeyim akşam yemeğinde. Dostlar saatlerimiz 7. Akşam yemeği vakti. Glutensiz makarnam var. Arbella değil mi? Arbella markası. Glutensiz beslenmek için ekstra bir çabam yok ama bir yerde bir şeyin glutensiz opsiyonu varsa ve dünya farkı, uçurum bir fiyat farkı yoksa glutensizini tercih ediyorum. Siz kendi araştırmanızı yapın, kendi şeyinizi yapın. Ona göre hayatım. Bir öneri bir şey değil. Glutensiz makarna var. Onu yapacağım. 1-2 kaşık. Bir de bamyam var. Bamya yapacağım ama bamyayı böyle sulu yemek gibi değil. Bamya yapma şeklime şok olabilirsiniz. Air fryer atacağım ya, fırınlanmış gibi düşünün. Kıtır. Kıtır yapacağım. Biraz değişik. Evet arkadaşlar, şimdi ben hünerlerimi sergiliyorum bu aşırı komplike menüyle. 7.30'da falan yemeye başlarsak harika olur. Hadi bakalım. Bamyamı alıyorum. Air fryer'ıma koyuyorum. İyice arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Arkadaşlar bamyayı fırınlamayı yani kıtır kıtır denemeniz lazım. O kadar sıcak ki yiyemem ama çok güzel. İçinde hiçbir şey yok. Domates. Makarnaya, herhangi bir yemeği tatlandırmaya ya da menemen mi yapacaksın? Döküyorsun tavaya, üstüne yumurtayı kırıyorsun, bitti biliyorsun. Ben de şimdi makarnamın üstüne koydum biraz. Teyzoşum, öpüyorum seni. Tara! Bu arada ben yemeklerle birlikte kesinlikle sıvı hiçbir şey tüketmiyorum arkadaşlarım, dostlarım. Çünkü o mideyi genişleten bir olay ve midemi genişletmek şu anda istediğim son şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla katı sıvı ayrımını yapmaya çalışıyorum. Olabildiğince hani son lokmamın üzerinden 15-20 dakika geçmeden bir şey içmemeye çalışıyorum. Ha işte ağzın kurur bilmem ne yudumlanırsın ya da yemeğini yerken bir şey çok içmek istersen ya da çok kuru bir şey yiyorsundur. Okey, ağzını ıslatacak kadar ama kesinlikle hani mesela kahvaltı, çay, may o olaylar no yani. Zaten bir noktadan sonra kendini de istemiyorsun. Bir şey yiyorum, ondan sonra içeceğimi içiyorum. Bu sabah olduğu gibi kahvaltı yaparken bir şey içmedim. Bir süre sonra ananas suyumu içtim biliyorsunuz. Belki bundan sonra da bir şey içerim ama besleniyor, gıda tüketirken, katı tüketirken kesinlikle sıvı no no no. Midem genişlemesi hayatım. Bir de gerek yok abi yani. Bunu kim icat etmiş yani, çok saçma. Benim lifestyle değişirse diğer lifestyle'lara hemen düşman kesilir. Neyse şimdi şunu yiyeceğim güzel güzel, size görüşürüz. Bir tık daha kıtır daha çok seviyorum ama makarnam çok erken oldu soğumasın diye. Biraz erken aldım ama çok güzel böyle de. Bu videoda son kez sesleniyorum size. Artık saat 10.30 oldu. Ben şimdi Andres'le görüntülü konuşacağım ve muhtemelen uyurken kapıya olacağız. O yüzden sizi kapamam gerekiyor şu an gün sonu olarak. Saatlerimiz 10.30'u bir tık geçti. Son olarak şöyle düşme tatlım göstereyim. Züber'in lokmaları var ya, yani bunun içinde de herhangi bir şeker, tatlandırıcı falan yok. Fıstık ezmesi var içinde. Bir içeriğine bakarım. Yazarım yana. Gerek de yok da whatever. Şimdi bunu yiyeceğim. Muhtemelen de yanına şey yaparım ben bunun. Soğuk kahve yaparım ama bir 15-20 dakika sonra biliyorsunuz. Aynı anda tüketmiyoruz. Böyle evde geçen günlerim hemen hemen yani bu şekilde besleniyorum. Öğünlerim falan değişiyor ama evde geçirdiğim günler hani kaliteli oluyor beslenmelerim genellikle. Ama dışarıda olduğumda dozutabiliyorum.
Yarın üniversitem var. Belki yarın da çekerim. Hani bilmiyorum ne yediğimle ne kadar ilgilenirsiniz ya da kanalımın temasına ne kadar uygun bilmiyorum ama bakarız. Eğer hoşumuza gitmişse dışarıda bir günde de çekerim ya da 2 günlük, 3 günlük de çekerim. Ama ben vlog insanıyım. Bu kanal vlogdan ibaret. O yüzden bilmiyorum. Bakalım duruma göre birlikte ilerleriz. Sakın aşağıya o saatte uyanır mı falan gibi komentler asla hayatım. Sen öyle düşünüyorsan sen yemezsin. Ben bu arada uyku düzenim de yok. Sabaha karşı 4'te 5'te yatıyorum. Uykusuzluktan zaten beynim çatlıyor. Bir saat sonra uyuyacak da olsam şu an canım istiyorsa ben onu yerim hayatım. Sen aksini düşünüyorsan sen yapma. Mutlu mutlu yaşayalım diyorum. O şekilde. Bu kanala hala abone olmadıysanız bir zahmet olun. Size evimi aldım. Yediğimi içtiğimi gösterdim. Daha ne yapabilirim diye düşünüyorum. Kanala abone oldunuz şu anda. Love you all. Bye bye. See you. Sonraki videomda.